sevgiler, selamlar gönderiyoruz dört yoldan. Sağ olsun, var olsun. Müslüman bir delikanlı, Susam Adalı bir kıza aşık oluyor. Tabii ayrılıyorlar. Denize güller atacağım seni karşılamak için diyor. Güllerin yapraklarını da kuma atacağım, kuma sereceğim diyor. Bu kadar. Anlatırdı. Hep böyle buranından yaş akar. Nene bize masal anlat derdik. Memleketi anlatırdı ama hep ağlardı. Hiç böyle gülerek anlatmadı. Anlattığı bir anısı yoktu yani. Memleketten babaannenin kıyafetiymiş bu. Şeyden gelme, Selanik'ten gelme. İnsanın tabii köklerini, tarihini, atalarını araştırması, bilmesi çok önemli. Tabii o dönemin koşullarıyla bugünü kıyaslamak veya bugün bunu anlayabilmek çok kolay bir iş değil. Yaşamadan ya da onu yaşayanlardan dinlemeden. Evet. Tabii çok var yani mübadil vatandaşımız Türkiye'nin birçok yerinde, İzmir'de, evet. Ege'de. Şimdi tabii son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bir Balkan Masası oluştu. İşte bu hani kişisel ilişkilerle ya da ikili ilişkilerle olmaması, yürümemesi, kurumsal bir şekilde bu işin yürümesi konusunda bir Balkan Masası kuruldu. Bu ziyaretiniz beni çok memnun etti. Bunun iki tane nedeni var. Birisi mevalde nedeniyle hatırlanmış olmam, kendiniz. Ama esas nedeni bu faaliyetin içerisine girmiş olmanız. Tabii biz yabancı yere göçenmedik. Ulu Önder Atatürk'ün kurtardığı, kurduğu ana vatan Türkiye'mize göçettik. Ve bundan mutluyuz. Burada kardeşlerimizle kaynaştık. Bu mutluluğumuz inşallah devam etsin. Bunun için herkes gayret göstermeli. Ama çok sıkıntılı günlerden geçeriz. Bunun için de birbirimize dayanışmayla, gayretle bu günleri de aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Mübadele hukuksal bir terim, vatandaşlık unsurunu mesela bir barındırıyor içerisinde. Mübadele bir ekonomik terim, özellikle mülkiyet meselesini düzeltiyor. Mübadele bir kültürel bir unsur çünkü bir kimlik veriyor bireylere, göç etmek zorunda kalanlara. Mübadele o yüzden işte edebiyattan tutun da sosyolojiden, psikolojiden, gelenek öğrenikleri, halk oyunları, yemek, kültürüne kadar halk bilimsel öğeleri de barındırması bakımından
çok yoğun çalışılabilecek bir uzmanlık alanı. Ama şu bir gerçek, mübadiller bulundukları coğrafyada çok usta tütüncülü olmalı, çok iyi bahçe tarımı becermeleri, bazı bölgelerden gelenlerin inanılmaz bir meyveci olması, yeni üretim teknikleriyle Anadolu'da çok ciddi bir artı getirdiğini de söylemekte mümkün. Gerçekten benim annem, babam, dedem, babaannem, bütün anne tarafı, her iki dedem Selanik tarafından mübadil olarak buraya gelmiş 1920'de, bugün gelmişler. Bu anlamlı günü bize yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok gözümden yaş çok geldi. Emin ol ki. Samimi ifade ediyorum. Sizlerin varlığıyla biz çok mutluyuz. Çok sağ olun efendim. O kadar teşekkür ederim ki, o kadar çok teşekkür ederim ki hiç olmamış. Önemlisi bize bunları özgürce yaşatan Mustafa Kemal Atatürk'ten hiç vazgeçmediler ve vazgeçmezler. Projemizin paydaşlarıyla tüm detaylarında katkısı olan ev sahibi bütün Balkan derneklerimizin değerli başkan ve yöneticilerine şükranlarımı sunuyorum. Huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bu dayanışma herkese ve her yere örnek olsun diyorum. Bu vesileyle bir kez daha hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki bugün bizleri yalnız bırakmayan çok kıymetli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, değerli ekibine, belediye başkanlarımıza, kıymetli konuklarımıza ve yurt dışından gelen kıymetli milletvekillerimize, il başkanımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için çok ama çok teşekkür ediyorum. Çekilen acılar bir daha yaşanmasın diliyorum ve sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle son vermek istiyorum. Ben de bir göçmenim ve bir göçmen olarak gururla söylüyorum. Muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanım, değerli milletvekilleri, sevgili misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böylesine güzel bir tesisi kazandırdıkları için Fatma Başkanım'a çok teşekkür etmek istiyorum. Tabii burada alkışın büyüğünü, sözün kısasını söyleyen alacak. O yüzden mekan harika, ancak program yazlık bir program, kışlık bir program değil. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Tek bir şeyi söylemek istiyorum. Sadece 30 saniyenizi alacağım. Sayın Genel Başkanım, Balkanlardaki Türkler, Rumeli'deki Türkler, yurt dışındaki Türkler bir şeyi istiyor. Türkiye'deki yetkililerin, Türkiye Cumhuriyeti'nin nefesini yanlarında hissetmek istiyor. Çünkü tek güvencesi onların budur. Bildiğiniz üzere Bulgaristan'da 2021 yılında 3 kez parlamento seçimleri düzenlendi. Bu seçimlerde Sayın Başkanım, Sayın Dernek Başkanlarımız, bize vermiş olduğunuz hak ve özgürlük hareketine vermiş olduğunuz samimi destekten dolayı parti başkanım Sayın Mustafa Karadağ adına sizlere cani yürekten teşekkür ederim. Ki Bulgaristan'da hak ve özgürlük hareketi güçlü olması demektir. Bulgaristan'da demokrasinin güçlü olması demektir. Bildiğiniz üzere hak ve özgürlük hareketi Avrupa'da çok ciddi bir temsil edilen bir partidir ve bizler her zaman sizlerin de sadece Bulgaristan'da yaşayan vatandaşların değil de Türkiye'nin de her zaman Avrupa'da da güçlü sesi olduk. Bundan sonra da güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden sizlere, bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı can yürekten teşekkür ederiz. Ve bu güzel tesisin inşasında emeği geçen başta belediye başkanımızı tekrar tebrik ederiz ve hayırlara vesile olmasını dileriz. Sağ olun, var olun. İzin verirseniz küçük bir hediyemiz var belediye başkanımıza. Küçük bir kediğimiz de genel başkanımıza var.
bizim başkanımızdan, Hak Gözlülük Hareketi Başkanı'ndan Sayın Mustafa Karadayı'dan. Buyurun Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Adalet Mücadelesi'nin lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin saygıdeğer milletvekilleri, onlara da hoş geldiniz diyorum. Balkanlar deyince yüreğimizde derin bir sızı hissederiz. Onların türkülerini dinlediğiniz zaman bu sızıyı yüreğimizin derinliklerinde görürsünüz. Çok güzel bir açılış yaptık bugün. Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, evet bunları yaptık, acıları unutmayalım diye. Acıları unutmamak geleceği daha sağlıklı inşa etme açısından son derece değerlidir. Yoksa acılar elbette ki tarihin tozlu raflarında kalacaktır. Ama biz geleceğe güzel bir dünya bırakmak isteriz. Güzel bir dünya bıraktığımız zaman da evlatlarımız o güzel dünyada neşeyle, sevinçle ve gelecek umuduyla yaşarlar. Bu güzel yerleşkeyi Kocaeli halkına açan Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'e hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Efendim bir şeyden de emin olmanızı isterim. Pek çok sıkıntıyı bugün de yaşıyoruz. Ama bu sıkıntıları birlikte aşacağız. Beraber aşacağız. Dostlarımızla aşacağız. Türkçesi Millet İttifakı ile aşacağız ve beraber güzel Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.